Altay Dağları'nda küçük bir adanın küçük bir gölünde bir kurbağa yaşarmış. Komşularının aksine o yemek yapmayı bilmezmiş. Hatta istemezmiş de. Ama çok kurnazmış. Ama kahvaltı edebilmek için kendine bir yol icat etmiş. Bakın kartal geliyor! Kartal geliyor! Diye bağırdı kurbağa. Berik bek bek bek, berik bek bek bek. Bu kadar yemek yedikten sonra anca uyunur. Mesela bir gün komşu kurbağaların bıraklamasından rahatsız olmuş. Hey şuna bakın. Ay güneşin önünü kapatıyor. Hepimiz karanlıkta kalacağız. Ve yine bir gün kurbağa bir çekirgenin peşine takılmış. Bir zıplamış, iki zıplamış ve kendini bir ormanda bulmuş.
artık gece oluyormuş. Ve kurbağa geceyi karıncalarla geçirmeye karar vermiş. Karıncaların yeri güzel, kuru ve ılıkmış. Ama yine de bir şeyler yese hiç fena olmazmış. Uyanınca neredeyim diye düşündü kurbağa. Güneş tepede ve benim hiç kahvaltım yok. Artık eve gitme vakti. Kurbağa teşekkür etti ve küçük adasına doğru zıplamaya başladı. Kurbağa bunu hiç beklemiyordu. Karıncalar onun küçük adasına ulaşmayı başarmışlardı. Hayret içinde onlara bakıyordu. Kurbağa kilerimde bir şeye bakmam lazım dedi ve suya atladı. Ve derinliklerde kayboldu. Karıncalar neredeyse saatlerdir bekliyorlardı ve artık karınları acıkmıştı. Bizi besleyeceğine söz vermiştin. Kimden bahsediyorsun? Senin komşun, kurbağadan. Bence toplanıp gidin, artık kurtulamaz. Hala aydınlıkken evinize gidin. Ve sonra karıncalar kemerlerini sıkıca bağlayıp
yuvalarına geri gitmeye başladılar. Ve kemerlerini sıkıca bağladılar. Ve işte yalancı kurbağa da hak ettiğini sonunda buldu. Düğün. Senin de evlenme vaktin yaklaşıyor. Ben mi? İstemiyorum ki. Neden? Kiminle? Şu fareye ne dersin? Gri olan mı? Hayır, istemiyorum. Peki ya bu? Hayır, hayır. Peki ya şu zengin aileye ne diyorsun? Hayır, duymak istemiyorum. Bu fareler hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Peki ya kiminle evlenmek istiyorsun? Ben en büyük, en zengin olanla, dünyanın en büyüğüyle evleneceğim. Sen çıldırdın mı? Git bir de yukarıdaki aile evlen istersen. Evet, onunla. Seni asla onun karşısına çıkaramam. Gelmezsen gelme. Tek başıma hallederim, tek giderim. Ama oğlum, neden? Çünkü öyle istiyorum. Ah, ah komşular neden? Hey, bastığın yere dikkat et. Nereye gidiyorsun? Düğüne. Sen nereye gidiyorsun? Evlenmeye gidiyorum. Evet. Ayın kızıyla evleneceğim. Güneşin kızı mı? Ne? Oy! Oy! Ayın kızıyla evlenmek mi? Bu çıldırmış herhalde. Hey, kim var orada? Kimsin sen? Benim. Fare. Ayın kızıyla evleneceğim. Ayı buralarda gördün mü? Ben hiçbir şey görmedim. Göremiyorum da. Görmek de istemiyorum. Tamam o zaman. Ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin ki? Hey, neredesin fare? Neredesin? O ses de neydi? Fare, nereye kayboldun? Hey, Ay! Ne istiyorsun? Hey, Ay! Bir kızın olduğunu biliyorum. Ve seninle akraba olmak istiyorum. Onunla evlenmek istiyorum. O yüzden onu buraya getir. Sen? Sen mi? Son zamanlarda hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Evet, bakıyorum. Ne olmuş? Bak küçük bari. Ben en güçlüyüm. Ama sadece şimdi. Sadece geceleri en güçlüyüm. Beni anlıyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Güneş geldiğinde ben de söneceğim.
He, baştan söylesene şunu. O zaman ben senin daha çok vaktini çalmayayım. İyi şanslar. Git bakalım. Güneş sana ne diyecek? Ne oldu? Evlenecek misin? Evlenmeyeceğim. Neden? Ne oldu? Ay beklediğimden daha soğuktu. Hey, sen de kimsin? Neden öyle sallanıyorsun? Öylesine sallanıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ben evlenmeye gidiyorum. Ve öylesine birisiyle değil, güneşin kendisiyle evleneceğim. Güneşin kendisiyle mi? Hadi biz de bakalım. Güneş! Güneş! Ne bağırıyorsun öyle? Sessiz olun balıklar! Hey güneş! Güneş! Ay, kim mızıldanıyor böyle? Çok sıcak bir gün. Hayır, benim kalbimden daha sıcak değil. Ses buradan geliyor. Ne istiyorsun bakalım? Ben evlenmek istiyorum. Ne dedin? Bana kızını ver. Anlamadım. Hey güneş, bana daha fazla yaklaşma. Yanıp kül olmamı mı istiyorsun? Fare kaç buradan. Birazdan hepimiz yanıp kül olacağız. Hayır sessiz ol. Ben en güçlünün kızıyla evleneceğime kendime söz verdim. Yemin ettim. Öyle desene, şimdi anladım. Bana bak küçük fare. Eğer en güçlüyü arıyorsan benden daha güçlü birinin de olduğunu bilmelisin. Benden çok daha güçlü. Kim peki? Söylesene. Kim? Hey güneş söyle. Kim? Söyle. Güneş. Buluttan bahsediyor galiba. Bulut mu? Hey bulut! Hey bulut! Hey! Bulut! Bulut! İyi günler bulut. Çok büyüksün, çok güçlüsün, çok şişmansın. Ben mi? Kim bana şişman dedi? Kim dedi? Neden bu kadar sinirlisin? Ne? Ben mi sinirliyim? Neden bana bunu yapıyorsun? Sana kibarca en güçlüsü sen misin diye sormaya geldim. Ben senin kızınla evlenmek istiyorum. Senin akraban olmak istiyorum. Ne dedin sen? Evet, ben en güçlüyüm. Gel buraya. Benim hala akraban olmak istediğine emin misin? Gel buraya. Hayır. Bırak beni. Beni gırıklamayı bırak. Rüzgar en güçlüsü. Rüzgar en güçlüsü. Yok edebilecek kadar güçlüsün. Rüzgar! Hey! Neden benimle dalga geçiyorsun? Sana ihtiyacım var. Hey! Sana diyorum Rüzgar. Neden uçuyorsun? Hey Rüzgar dur! Oy, rüzgar da nerede? Hey, dağ! Hey, dağ! Ne istiyorsun? Hey, dağ! Dağ, bana bak! Hey, dağ! Rüzgara ne yaptın öyle? Hey dağ, bana kızını ver, evleneyim.
Şu küçük tepeni bana ver. Benim eşim olsun. Ne yapıyorsun? Birkaç saniye konuşmayı bırakırsan ben konuşurum. Lütfen izin ver. Aralarında en güçlüsü benim. Yani ben sayılırım. Ama senin dışında değil mi fare? Ne? Fare mi? Ne faresi? Bana ne mi yapabilirler? Yakından bak fare. Senin akrabaların içimde oradan buradan delikler açtılar. Her yerinde delikler var. Yakında parçalara ayrılacağım. Ve yok olup gideceğim. Oo, gel bakalım güzelim, buraya. Sen burada ne arıyorsun? Ben sadece evlenmek istiyorum. Ne? Evlenmek mi? Şaka mı yapıyorsun? Tam zamanında geldin. Kesinlikle evlenmelisiniz. Bir de kuyruğunu görsen. Harika bir kadın. Ben sana en başından söylemiştim. Ben hallederim dedim. Anne, geldim. Bak buradayım. Neredeydin sen? Hey anne, şuna bak. Meğer dünyanın en güçlüleri farelermiş. Ben zaten en başından beri bir fareyle evlenmen taraftarıyım. Bir balık yakaladım. Ukrayna masalı. Al 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 al. Al bakalım al. Ah ne kadar soğuk, her şey donmuş. Yaşlı adamın pantolonu da. Gömlek nerede? Bu sabah buradaydı. Oh, hepsi düştü. Aha. Doğru, biraz köfte yapacağım. Hey yaşlı adam, köfteyi nasıl istersin? Elmalı. Miau, balıklı köfte olsa şahane olur. O zaman balığı kendin yakala. Ah.
Yaşlı kadın nereye gitti? Ay Seyit, Seyit. Ne kadar da büyümüşsün. Ay çok gencim, çok gencim. Ah ne kadar yaşlı bir aptalım. Deneyimi evde bıraktım. Ah Asil. Teşekkürler güzel dostum. Değnek olmadan bir işe yaramazdı. Hey yaşlı adam. Bugün ne yemek var? Tabii ki sinek. Ah ben sinek yemem ki. Domuz yağını severim. Domuz yağı. Ha? Peki, sana iyi şanslar. Ah, en küçüğünü Basil'e vereceğim. Bir sürü balık yakaladı. Baba Frost. Ah, doğru. Gömlek hiç rahat değil. Ah, şimdi ölmeliyim. Ah, o da ne? Ölü bir tilki. Gerçekten ölmüş. Yaşasın. Harika bir kemer olur. İşte, hadi bakalım. Hey, karıcığım. Balığı yakaladım ve sana hediye aldım. Ölü bir tilki. Ayakkabı yaparız. Tasması da var. Tasma nerede? Tilki nerede? Balık nerede? Ah sen yaşlı aptal neredeler? Merhaba Foxy, nasılsın? Ne yapıyorsun? Kör müsün? Balık yiyorum. Aa, bana da verir misin? Sana mı? Ha, o gömleği nereden aldın? Nereden mi aldım? Aa, peki sen balığı nereden aldın? Kışın kendim yakaladım. Kuyruğumla. Kuyruğunla mı? Bunu bana nasıl yaptığını öğretir misin? Nasıl yaptın? Böyle mi? Ha? Öğreteyim mi? Evet, çok kolay. Nehre yaklaş. Ve kuyruğunu oraya koy. Sonra de ki... Ah, bütün balıkları yakalayacağım. Hem küçüğünü hem de büyüğünü. Asla unutmamalıyım. Bütün balıkları yakalayacağım. Hem küçüğünü hem de büyüğünü... Bir dakika, küçüğünü ne yapayım ki? Ben büyük balık istiyorum, en büyüğünü. En büyüğü olmalı. Ah işte burası. Ah işte. Hey Wolfie. Ah, sus, sus, sessiz ol. Bütün balıkları korkutup kaçıracaksın. Yem var mı? Ah, görmüyor musun? Kuyruğum işte. Kuyruğun mu? Hayır, kuyruk sevmem. Domuz yağı severim ben. Ah saf. Ah eğer domuz yağım olsaydı burada oturur muydum hiç? Kafanı çalıştır biraz. Akıllı birine de benziyorsun. O zaman iyi şanslar. Ah, bütün balıkları yakalayacağım. En büyüğünü yakalayacağım. Dondur şu kuyruğu. Dondur şu kuyruğu. Ah sen misin tilki? Daha fazla balık yakalaman için sana yardım ediyorum. Hepsine, hepsine. Ah evet, şimdiden onları hissediyorum sanki. Ha? Bir kavga. Kavgayı severim. Saldırın, saldırın.
Kadınlar! Şey, sen burada meşgulken ben de köye gideyim. Aha! İğrenç bu. Zavallı kurt, çok acı çekmiş gibisin. O kadar acı çektim ki kuyruğumu kaybettim. Artık kuyruğum yok. Hiç kuyruğu kalmamış, çok yazık. Bu biraz... Aklından neler geçiyor aptal seni, yaşlı adam. Yine mi sinek? Sana domuz yağı demiştim ben. Ah be, balık kaçtı ha. Miau, hiçbiriniz kaçamazsınız. Neler oldu, gördünüz mü? Olanlara inanamayacağım sanıyorum. Aa, bak şunlara. Tilki, ne yaptın sen bana? Artık kuyruksuz kaldım. Hem de hiç kuyruk yok. Ve o kadınlar beni dövdü. Acı içindeyim. Acı içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Asıl ben acı çekiyorum. Bak beni nasıl dövdüler. Beynim tamamen dışarı çıktı. Ay ay. Şimdi nasıl düşüneceğim? Beynin mi? Dışarıda mı? Aklını mı kaçırdın sen? Ah, acıyor. Ah zavallı tilki. Tamam. Atla sırtıma, seni bırakayım ben. Hı, lütfen dayak yemeyen, dayak yiyene biniyor. Ne mırıldanıyorsun? Ah, yaralarımın hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum. Tamam, devam et. Ben ölmeyeyim. Dayak yemeyen, dayak yiyene biniyor. Dayak yemeyen, oy, beni nereye götürüyorsun? Nereye mi? Köye tabii ki. Orada tabii ki iyileşeceksin sen. Beni köye götürme. Birden kendimi iyi hissettim. Sabırlı ol. Köyde arkadaşım var. Yaşlı adam seni iyileştirecek kesin, emin ol. Tedavi bundan. Olmak istemiyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eskisinden daha iyi. Şimdilik iyi hissediyorsun. Ya sonra daha kötü olursan ne olacak? Tatlım, bak işte gördün mü? Kemerin ve ayakkabın orada. Yakala onu. Yakalıyorum. Yakala. Hayran, kurtar beni. Yakala. Hayran, kurtar beni. Ah, bu gerçek domuz yağı. Geçen sene burada bir sürü kerevit yakaladığımı hatırlıyorum. Kışı burada geçirdiklerini biliyorsun değil mi? Nasıl yakaladığını hatırlıyorum. En büyük balığı yakalamıştın. Çok mu büyüktü? Bu kadar büyük. Ne? Bekle. Bu doğru olamaz. Doğru, gerçekten. Gördüğüm en büyük balık olabilir. Ya, yem neydi? Tabii ki de domuz yağı. Domuz yağı. Ama bende de domuz yağı var. Bu nasıl olabilir ki? Uzun uzun zamanlar önce İmparator Sukstonsa'nın hükmettiği Kore'de fakir bir adam yaşarmış. Küçük kulübesi köyün hemen ucunda gölün yanındaymış. İsmi ise Kim'miş. Yazın balık tutar, kışın ise çalı çırpı toplar ve zengin komşularıyla pirinç karşılığında takas edermiş.
Bir yandan balık tutarken bir yandan komşusuna balıkları götürdüğünü hayal ediyormuş. Komşusu karşılığında ona biraz pirinç veriyor. Kim hayır? Bana bu kadar pirinç ver diyor. Ve aldığı pirinçleri doyana kadar tıka basa yiyor. Sana gününü göstereceğim. Balıklarımı yine çalacaklar. Sana göstereceğim. Yine mi çalınmış? Uf. Ve kim hırsızı yakalamaya karar vermiş? Sen de kimsin? Ben fakir kim? Asıl sen kimsin? Ben mi? Ben büyücü kaplanım. Nasıl yani? İzle ve gör. Bunlar benim balıklarım. Bu balıklar için bir sürü pirinç alacaktım. Ve sen hepsini benden çaldın.
Sen çok kötü bir büyücüsün. Şimdi sana göstereceğim. Gel bakalım. Ben iyi bir büyücüyüm. Ve balıkların için sana bir servet vereceğim. Aynı zamanda bolca pirinç ve yiyemeyeceğin kadar yemek. Ama bu servet senin değil. Sadece sahibi gelene kadar kullanabilirsin. Sahibi Çepogi adında kocaman bir adam. Sakın unutma, sahibinin adı Çepogi. Çepogi. Kim? Bunların hepsi senin mi? Evet, benim. Nasıl olur? Ve böylece Kim mutlu mesut yaşamaya başlamış. İstediği kadar uyuyor, istediği kadar yiyormuş. Çok mutluymuş. Ancak bir gün bir rüya görmüş. Hey! Ben Çepogi! Ve bunların hepsi benim! Çık bakalım buradan! Ve Kim hatırlamış, etrafındaki servet aslında ona ait değilmiş ve hepsini sahibine geri vermek zorundaymış. Kim ki bu Çepogi? Bunların hepsi benim. Onu öldüreceğim. Öldür! 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 Lütfen bu yetim tatlı bebeği sev ve ilgilen. Onun adı Çepogi.
Ve Kim, Çepogi adındaki bu tatlı çocuğu evlat edinmiş. Ve serveti herkese yetecek kadar büyükmüş. Kim için Çepogi gerçekten onun çocuğuymuş. Onun çocukları çocuğu, onun torunları ise torunuymuş. Ve sonsuza kadar çok mutlu bir hayat yaşamışlar. Yok artık. Bir Rus halk masalı. Köyün birinde bir adamla karısı yaşarmış. Kadın çok asi biriymiş. Ve kötü niyetliymiş. Adam ona ne söylerse söylesin, kadın her zaman ısrarla tersini yaparmış. Kısacası kadın tam bir canavarmış. Şey tatlım, belki sen ceketini mi çıkaracaksın? Ne de olsa hava çok sıcak. Olmaz. Kenara çekil, yoksa tekmeyi yiyeceksin. Olmaz. Dikkat et, seni ısıracak. Ah, olmaz. Ay. Biraz ışığı tutar mısın? Göremiyorum da. Olmaz. Bu şekilde yaşamaya devam etmişler. Bir gün mantar toplamaya çıkmışlar. Aman tanrım! Buraya gel, burada çok fazla mantar var. Asla olmaz. Ne kas kafalısın. Canı cehenneme. O tarafa gitme. Olmaz. Yarıktan düşeceksin. İmkansız. Ha? İşte gördüğünüz gibi artık ormana yalnız gidecekmiş. Adam bir süre onun için yas tutmuş ve sonunda evine gitmiş.
karısı cehennemdeki şeytanlara ulaşmayı başarmış. Oh. Aha! Kaynayan yağa doğru in. Seni haşlayacağım. Kimi? Beni mi? Yok artık. İn aşağı. Bana itaat edeceksin. Buradaki herkes gibi. İtiraz etme bana. Yani şimdi yalnız kaldık artık değil mi? Evimizin direği temelli gitti. Her şeyimiz. Ay. Ay, 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 ay. Oh, oh, oh. Buradayım. Hey! Dışarı çık. Beni rahat bırak. Ah ah ah. Karım olmadan nasıl yaşayacağız biz burada? Sen deli misin? Deli! Sen gerçekten delisin! Çıkarın beni! Cehennem gibi sıcak burası! Asla olmaz! Zavallı şeytan! Adam bir süre yasını tutmuş. Ve nihayet ev işlerine geri dönmüş. Sana yalvarırım. Beni rahat bırak kadın. Asla olmaz. İşte. Ah, benden bu kadar. Bırakıyorum artık. Asla olmaz. Kim var orada? Ne istiyorsunuz? Beni içeri alın. Konuşmamız lazım. Lütfen beni dinleyin. Beni dinle. O senin karın mıydı, emin misin? Dipsiz yarıktan düşen. Sanırım evet. Ah, ne olmuş ki? Orada onunla konuşan bendim. Geldiğinden beri hiç dinlenemedim. O benim günahlarımdan daha çirkin. Onu geri götürmek ister misin? Lütfen. Adam karısının hayatta olduğunu duyunca çok mutlu olmuş. Ama hiçbir işaret de vermemiş. Olmaz bence. 10 yıl boyunca onun varlığının acısını çektim ben. Şimdi sıra sende. Biraz dinleneceğim ben. Eğer onu geri alırsanız size 100 ruble vereceğim. Şaka mı yapıyorsun? Böyle bir kadın için mi? Peki 200. Olmaz, kendine sakla. Eminim siz şeytanları kısa sürede bağırsaklarıyla yiyecektir. 1000 altın. 1000 altın veririm lütfen. Çok para. Gördünüz mü? Yola çıkma zamanı.
Asla olmaz. Dostum, bir kese dolusu altın vereyim, ne istersen vereyim, hepsini al. Sahip olduğum her şeyi al ama o lanet kadından bizi kurtar lütfen. Bir çanta dolusu mu dedin? Ya hile yaparsanız? Asla yapmam dostum. İncil üzerine yemin ederim. Asla böyle bir şey yapmam. Lütfen. Lütfen. Tamam peki. Tamam. Çantayı bana ver. Al. Oh. Her şey tamam. Anlaşma anlaşmadır. Canın cehenneme. Peki karım nerede benim? Hey, bu hızlı oldu galiba. Onu yarın geri götür. Sessiz bir gece geçirmek istiyorum. Hey Tom, şuna bak. O geri döndü. Seni öpmeme izin ver tatlım. Asla olmaz. Sakinleş olur mu? Yeniden birlikte yaşamaya başlamışlar. Karısı her zamanki gibi inatçıymış. Ama adam sonunda onun inatçılığından yararlanmayı öğrenmiş. Burası sıcak değil mi? Kapıyı daha geniş aç olur mu? Asla olmaz. Ocağı yakma tamam mı? Olmaz. Cesur Egori. Kader bekliyormuş. Nadir bulunan bir kader. Cesur Egori çok hızlı büyümüş. Büyümüş ve Hristiyan inancını yaymak için uzak diyarlara gitmiş. Pagan krallığına gelmiş. Hristiyan halk orada zor zamanlar geçirmiş. Egori onları korumak için gelmiş. Orada öfkeli Demyanişe kral hüküm sürüyormuş. İşte burada. Egori'yi görünce çılgına dönmüş. Sen putperest putlarımın önünde eğil. Ah hayır kral, ben sadece İsa'nın önünde eğilirim.
Krala ne oldu? Egori'nin baltalarla doğranmasını emretmiş. Ama yapamamış. Prik onu katran içinde kaynatmayı emretmiş. Ne? İmkansız mı? Hiçbir şey Igori'ye zarar veremez. Hristiyan inancımdan vazgeçmeyeceğim. Putlarınızın önünde eğilmeyeceğim. Kral cesur Igori ile savaşamamış. Bu yüzden onu karanlık bir hücreye kapatmış. Kimsenin yiyecek ya da içecek getirmemesini emretmiş. Çok yazık. Zor zamanlarda Tanrı'yı hatırlayan kişi her türlü beladan kurtulacaktır. Egori bir yıl daha hücrede kalmış. Gün geçtikçe büyümüş. Ve tam 30 yıl geçmiş. Çok güçlenmiş. Ağır kapılar açılmış. Kumlar birbirinden ayrılmış. Pagan putları kırılmış. Egori dışarı çıkmış, atına binmiş. Burada ata binemezsin Egori. Burada yürüyemezsin Egori. Yürüyemezsin. Ah siz kızgın hayvanlar. Daha önce iradeniz yoktu. Şimdi Mesih'in sözlerini hatırlayın. Aniden kuş sürüsü belirmiş. Buraya burada gelemezsin Egori. Burada yürüyemezsin Egori. Ah sizi kanatlı hayvanlar. Şimdi sadece size emredileni yiyin ve için. Kendinize hakim olun. Kuşlar Egori'nin sözlerine itaat etmiş. Egori daha ileriye gitmiş. Rus topraklarına gelmiş. Ama orada büyük bir sorun varmış. Vahşi ejderha ana Moskova'ya gelmiş. Akşam yemeği için insan eti istemiş. Yapacak bir şey kalmamış. Kral ve boyları ejderhayı yenmek için kura çekmişler. İşte ben değilim. Ben de değilim. Ben de değilim. Ha! Kendine gel. Peki kim gidecek? Kralın kendisi.
Endişelenme baba, endişelenme canım. Ejderhayı yenmeye gideceğim. İşte cesur Egori ortaya çıkmış. Buraya nasıl geldin güzel kız? Vahşi ejderhayı yenmeye geldim. Gerçekten mi? Böyle bir şey olamaz. Olamaz bu. Pekala küçük kız, ejderha ortaya çıkar çıkmaz beni uyandır. Egori mışıl mışıl uyuyormuş ama ejderha oradaymış. Ah, uyan lütfen, uyan. Kızgın vahşi ejderha, gel buraya. Gel. Güzel ve akıllı ol. Evcil bir hayvan gibi güzel ve akıllı ol. Bir mucize olmuş. Ejderha başını eğmiş. Ve tüm kötülükleri unutmuş. Aferin. Ejderha ana Moskova kentine götürülmüş, insanları şaşırtmış ve çocukları güldürmüş. Zamandan beri herkes cesur Egori'yi sevmiş ve onun hakkında şarkılar söylenmiş.